Şimdi gelelim taksiciler mevzusuna. Artık gülerek anons etmek zorunda kalıyorum. Çünkü gerçekten sinirlerimiz bozuldu ya, artık laçık oldu. Yani taksi denilince artık bir kurum, bir insan gelmiyor insanın aklına. Sorun geliyor, sorun. Taksi eşittir sorun. Çünkü İstanbul'un birçok noktasından hala şikayetler gelmeye devam ediyor. Hatta yağıyor. Sizler de Instagram üzerinden gönderdiğiniz 3 mesajdan bir tanesi taksicilerle ilgili hala ve sorun çözülemiyor. Şimdi Gazi Osman Paşa'ya götüreceğiz sizleri. Bir AVM'nin önünde duruyor insanlar. Öyle 5 dakika 10 dakika falan değil. Yarım saat, 45 dakika, 1 saat bekleyenler var. Ama hep aynı bahane. Nedense ne zaman oradaki vatandaş elini uzatıp taksiye binmeye çalışsa değişim saatidir. Değişim saati. Yok karşının taksisiyim, yok kısa yola gidemem. İşte bildiğiniz bahaneler işte. Ve insanlar gerçekten isyan ettiler. Ve o anları, o yaşadıkları sıkıntıları cep telefonuyla bakın nasıl görüntülediler. Aa bak video çekiyorum. Çağrımızı iptal edip aldı Arap müşteriler. Hemen plakasını da göreceğiz sistemmesi diye. Al plakayı da çek. Al, sonra Türkiye'de taksi problemi yok, al sana. O taksici Türk bir müşterinin çağrısını iptal edip Gazi Osman Paşa'da bulunan bir AVM'nin önünde Arap müşterileri aldı. Duruma isyan eden Türk müşteriler de taksiciye tepki gösterip cep telefonuna yaşananları kaydetti. Görüntüler Gazi Osman Paşa'da bulunan bir AVM'nin önünde hava yağışlıyken çekildi. Değişim saati diyorlar sürekli. Hidayete yani buradan 10 dakikalık yer. Zaten mesafeyi alıyorlar genellikle. Bizden sonra 10 kişi bindi bizi almayanlardan. Gideceği yeri beğenmeyen, kısa mesafe diye almayan, değişim vakti diyerek müşteri seçen taksiciler sadece müşterilerin değil, taksicilerin de tepkisini çekiyor. Arabayı vermeye gidiyorsunuz. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şu taksilere binmek için acaba Arapça mı öğrensek diye, ama ondan sonra ondan da vazgeçtim. Arapça öğrensek ne olur? Araplardan daha fazla para koparabileceklerini düşündükleri için onları alıyorlar zaten. Hani senin benim 50 lirama, 100 lirama, 75 lirama tenezzül etmiyor ki adam. Arap'tan alacağı 300 dolar, 400 euro, 500 dolar artık ne alacaksa, ne varsa kafasında. Nasıl bir sene içinde ben zengin olacağım bu Araplardan düşüncesi varsa oraya gidiyor. O yüzden Arapça da öğrenmenin de bir faydası yok. Bir de zaten biliyorsunuz onlar vize işlerine de başladılar. Hani Avustralya'ya falan vize alacaksanız taksicilere gidin. Taksiciler vize alıyor. Artık yeni dönem. Taksiciler Schengen vizesi, Amerika vizesi hepsini alıyorlar. Çünkü Avrupa yakasından Anadolu yakasına biliyorsunuz dün bir turiste vize alman gerekir bahanesiyle 400 lira. Tam Türkçesini söyleyeyim ya, tokatlamışlar. 400 dolar istemişler adamla. Adam başı bir de. Konferansa gidecek adamcağız karşıya. Orası başka bir ülke, vize alman lazım. Ben hallederim demiş. Ben vize işini hallederim demiş. Ya o yüzden aklınızda olsun yani, Amerika vizesi, Schengen vizesi alacaksanız. Gerçi onu da nasıl alamazsınız ki, taksi durmuyor, çeviremiyor. Bak ki o da olmadı, görüyor musunuz? Neyse, konsolosluklara gideceksiniz, yapacak bir şeyiniz yok. Olmadı.